Arkadaşlar herkese merhaba. Bir saattir nasıl girsem, ne yapsam, ne istem diye düşünüyordum. Hatta neden bu kadar ciddisin falan bile demeyi düşündüm. Neden bu kadar ciddisin? Lakin sonradan vazgeçtim ama gene yapmış oldum değil mi? Olsun. Bugünkü konumuz bu renkli arkadaş. Benden bile ünlü bir motosiklet var arkadaşlar. Ben gerçi ünlü değilim. Bu tek ünlü dersen de Yunus abi kızar. Cücük ünlüyüm şu kadar. O yüzden benden ünlü. Bu motoru inceleyeceğiz. CBR500. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu motorun YouTube'da çok fazla bir incelemesi yok. Bir iki tane gördük. Biri çok eski, biri yapmasa da olurmuş. Birini de ben yaptım. Muhtemelen benimki de çok bir şeye Şaka yapıyorum. Yani çekiyoruz ama hakikaten çok fazla bir incelemesi yok. Zaten bizdeki de orijinal halini pek bir koruyabilmiş durumda değil. Ama dediğim gibi bu motor benden ünlü Çakal'ın klibinde oynamış. Onun da artık zaten sahibi geldi. Anlatsın, sahibi bayağı böyle iri yarı bir abi. Heybetli bir abi. Bu motoru nasıl sığıyor ben de bilmiyorum ama. Görünce şaşıracaksınız. O alana kadar sarmayın ama. Bak Çakal yapıp oraya kadar sarmayın. Bozuşuruz. Şey olmasın. Kalpler kırılmasın. Bir de biliyorsunuz başlarken ben ne diyorum. Bu kanala abone olan herkes bir gün gönlündeki motoru inşallah umarım kavuşur. Bir abone olur, yorum atar, beğenirsek de seviniriz arkadaşlar. Şimdi neden bu kadar ciddi sinirlendiğimden sonra şu gözlüğümü artık çıkartmak istiyorum. Zaten gölgedeyiz. Böyle efil efil bir yerdeyiz. Çok cıvıtmadan konuya geçecek olursam ben şöyle bir oturayım. Çünkü başlamak istediğim ilk yer burası. Oturduğum zaman oturan yerlerim ağrıyor arkadaşlar. Motorun sedesi birazcık rahatsız. Ben böyle ezik motoru çok seven birisi değilim. Naked'cıyım biliyorsunuz. Ama onun dışında keyifli bir alet. Yani şehir içinde yormuyor, tepkimeleri güzel falan. Ama tabii bunda birkaç tane değişiklik var. Motorun sahibi arkadaş gitmiş CBR 600 aynaları takmış. İşte zaten komple kaplatmış ama buralar çok güzel. Öndeki fardaki kaplamalar birazcık bakımsız. Biraz motoru ihmal ediyor. Şimdi buradan da korkuyorum bize saldırır falan filan. O yüzden hani başımız ağrımasın. Bu iri yarı arkadaşlar sıkıntıya düşmeyelim. Oraya döneceğiz. Çok net eksilere girmiyorum. Oraya döneceğiz. Günün sorusuna gelecek olursak da bugünün sorusu şu arkadaşlar. Biliyorsunuz geçenlerde R25 videosu çektim ve açıkçası beğenildi. Ben de R25 geleneğinden devam ediyorum. Sizce bu motor R25'e saplar mı? Ya da oğlum bu da garip oldu diye saplar mı oğlum? Motosikletimizin net ağırlığı 195 kilogram. Yakıt deposu 17.1 litre. Sele yüksekliğimiz de 785 milim. 471 cc maksimum torku 43 Nm3. 6 ileri vites. Euro 4. Bir motosiklet. Motosikletin top speedine gelecek olursak arkadaşlar iki kişi 185 civarı gidiyorsun. Ben şehir içinde kullandım. Oradan birazcık otoyola bağlandım okey ama şimdi yakıt fiyatları malum ortada, çok da yıpratmak istemedim. Sonra bu iri arkadaş beni yıpratır diye şey yapmadık arkadaşlar. Böyle çok zorlamadan 185 fıt 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 gittik. Biraz daha detay inecek olursak bu motorda mesela ayarlanabilir bir manet kullanmışlar. Tabii buradaki elcikler orijinal değil. Isıtma taktırdıkları için bak buradaki denge topuzluğunda sökmüş. Ya diyorum ya birazcık hor kullanma kısmı var tabii ki ama motorun yürüyüyle alakalı bir sıkıntı değil. Bunlar hep kozmetik şeyler. O yüzden çok takılmayacağım. Ama şu sele abi gerçekten rahatsız. Yani ben çok fazla racing makineleri de sevmem. Bununla keyif aldım giderken. Dün mesela NC750X çekmiştik. O motor çok konforlu yani ve keyifliydi şehir içinde. Biraz daha büyük bir motordan, alakası bir motordan bahsediyoruz biliyorum ama benim için keyifli bir motordu. Bu da benim için keyifli bir motor oldu. Yakıt tüketimde çok böyle yoran bir yakıt tüketimi yok. 4 litre, 4.1 litre civarında. Kaliperler güzel. Nissin kaliper var. Zaten genelde ya Tokiko kullanıyorlar ya Nissin kullanıyorlar. Biraz daha premium bir şey yapayım derse Brembo'ya falan dönüyorlar biliyorsunuz. Buradaki sinyallerimiz, orijinal sinyalleri. Bunlar halojen. Farlarda zaten bir kaplama var. Motosiklette sol kütükte de sağ kütükte de ihtiyacım olan her şey var. Ama mesela burada dikkatimi çeken
Bir tane dörtlü koymuşlar. Bir de bu motosiklet biraz hissiyatlı bir motosiklet. Ne demek bu? Bak buraya yazmışlar zaten. Kadranda göreceksiniz detayda. Önce kadranda, ekrandan da bahsedeyim daha doğrusu. MSX'te aynı ekranı var. Siyah beyaz bir ekranımız var ve ihtiyacımız olan her şey var ama şu anahtarı kaybettiğiniz zaman bu motoru hiçbir şekilde düz kontak yapamıyorlar. Kaybettiğiniz zaman beyin değişmesi lazım abi. Öyle bir durum. Hissiyatlı demek o demek. Duygusal demek değil. Şey yapmayın, karıştırmayın. Neyse, lafı çok uzatmadan ben artık motosikletin sahibi Büyük Abi'yi çağırıyorum. Büyük Abi, Büyük Başkan geliyor. Alkışlarla geliyor. Bravo! Gel 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 gel. Gerçekten büyük bu motorun sahibi tam bir Büyük Abi arkadaşlar. Şöyle öne geçer misiniz İlayda Hanım? Tabii geçeyim tabii. Şöyle seni bir boydan çekelim. Hatta ben yanına geleyim. Tamam gel. Arkadaşlar ben 1.75'im. Nasıl dövmemi istersin? Şöyle bir yan yana gel. Şimdi mini minnak bir kızsın. Niye CBR 500 R aldın? Yani, ya da sürerken zorlanıyor musun? Sürerken zorlanmıyorum hiçbir şekilde. Gayet konforlu. Her şey yolunda diyorsun. Yani çünkü bunu soracaklar. Biliyorsun o yüzden ben de sordum. Zaten TikTok'ta çok fazla soruluyor. Abla bunu ağır değil mi? İşte nasıl büyük sürüyorsun? Değil mi? Nasıl gidiyor sürüyorsun? Falan filan diye. Neyle başladın gibi. Seni şöyle yerine alalım İlayda. Böyle motorun başında anahtarını teslim edeyim. Teşekkür ederim. Ben de şöyle çekileyim kamera arkasından. Bir bakayım. Arkadaşlar hadi yorumlarda belirtin. Sizce kadınlar racing motor kullanabilir mi veya sürebilir mi? Belirtin. Bence sürer. Yani aha sürüyor yanımda zaten. Bayağı geldi böyle yanlıya yanlıya gazlaya gazlaya geldi. Abla kullanıyor onu söyleyeyim. Siz de belirtirseniz sevinirim. Kullanabilir mi? Tabii ki de kullanabilir. Yani bunun hiçbir şeyle alakası yok. Doğru bence de. O zaman seni şöyle yanıma alayım. Arkadaşlar biz İlayda ile TikTok'tan tanışıyoruz. O motosikleti çekiyordu. Ben motosikleti çekiyordum. O beni takip etti. Ben onu takip ettim. Gel dedim video çekelim. Ne zaman çekiyoruz dedi. Böyle tesadüfen kediyi bugüne ayarladım. Ha bir de kedi vardı. Benim Rıfkı'nın videosu vardı. Oradan da kediyi de getirecektik de olmadı. O artık başka zamana. Tamam o zaman İlayda sana soruyorum. Neden R25'i tercih etti ilk motor olarak? Ya da ilk motorun muydu o? Hayır, MT25 kullandım onu. MT25'te R25'e mi geçtin? MSX, MT25. En başta ilk motorun hangisiydi, neydi? Onu söyle bize. İlk motorum Vespa'ydı benim. Vespa'ydı. Arkadaşlar biliyorsunuz benim Vespa ile alakalı ama erkekler için Vespa kullanan ılıktır diye bir şeyim var. Oradan da çok linç yiyorum. Ama onu kapattık. O ben yarın öbür gün bir işbirliği gelir şey olur. Ilık mılık değil ulan yani sürülüyor işte gidiyor. İlk motorun neydi? Vespa'ydı. Evet sonra MSX serilerini kullandım. Monkey var vesaire falan hep gitti diyorsun öyle. Yok yeni kasa eski kasa. Tamam. Ondan onları sonra sürdüm. MT25 aldım. 3 etti sonra R25 aldım. 4 etti. Bu senin 5. motorun. Evet. Kaç yıldır motor sürüyorsun? 12 sene oldu. Ya bak Nihat arkada böyle yaptım. Oha dedi yani 12 sene neymiş. Adam 12 senedir belki kameramanlık yapmıyor. Yapıyor musun Nihat? Kamerayı salla yapıyorsan. Yapıyor. Güzel. Herkes işini profesyonel gördüğünüz gibi. Sen? Peki, ben neyi? Ne ben? Kaç senedir sürüyorsun? Ha içerik üretimi. Ben içerik üretimi daha 9 aydır yapıyorum arkadaşlar. Ben 16 yaştan beri sürüyorum. Bayağıdır sürüyorum. Hepinizden çok ben şey yapmışım. En çok ben falan diye böyle şey gibi olacağız. Neyse. Bu motoru neden tercih ettin ona dönelim. Yani neden CBR 500R istedin veya aldın? A2 ehliyetim var öncelikle. Son viraj bu 500. Bir değerlendireyim diyorsun. Evet tabii ki de. Bir de yani yükseltmeyi düşünmüyor musun? Yükseltiyorum bu ay. Ha okey. Yani ben 12 niye ilk verdiğin A1 A2 falan yoktu? Ehliyetsiz kullandım ben bir süre. Sonra direkt aldığımda A2 aldım. Bunlar kötü örnekler arkadaşlar. Burayı kesin mi? Burayı kamu spotu ehliyetsiz ekipman motosiklete binmiyoruz. Ayrıyeten beni de gömüyorsunuz diyorsunuz yani motosiklete binmişsin öyle. İşte tişörtle Allah razı olsun bir kask var. Lan hıyar kostüm yapıyoruz yer seçiyoruz bilmem ne. Sırf kombin güzel olsun şey olsun diye bir sürü yorum yapıyorlar sonra. Olsun, olsun be. O sürdüğümüz sahnelerde arkadaşlar trafiğe kapalı alanlarda çekiyoruz. Kaskım, maskım hepsi var. Görüntüyü düzgün alabilmek için öyle yapıyoruz yani. Neyse. İkinci sorum da şu. Neden bu vatandaşa CBR 600 aynası taktın? Çok uzun duruyor diye mi? Bak şimdi CBR'ın orijinal aynaları çok uzun. Tamam. Açınca burada yer falan, bazı evet. Gibi oluyor. Kapatınca tuhaf duruyor. Ben de derim ki kısa bir ayna takalım buna. Bunun da orijinalinde kısa ayna yok. CBR 600 takalım aynı olur dediler. Bu da ayarlanmıyor biliyorsun değil mi? Ya ayarlanıyor aslında ama. İşte kendince ayarlandığını iddia ediyor arkadaşlar ama yani. Evet çok zor ayarlanıyor. Bunu değiştireceğim. Ben kıracağım ama diye korktum öyle söyleyeyim. Şimdi emanetin de canı burnundadır. O yüzden ellemedim çok. Sırada da soracağım bir şey var. Bu kaplamalar nereden geldi bu Harley Quinn aşkı? Ve hani satarken problem olur diye düşünmedim mi kaplatırken? Ya benim R25'im de kaplamasını ben yaptım. Joker kaplaması vardı. Dövmelerimi görüyorsun zaten. Bir Joker'le. Çekebilir miyiz Nihat? Yani Joker, başa Harley kadar Queen. Gidiyor. Ha 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 Joker, Harley Quinn.
Bayağı hepsi var. Tamam, bunlar yok, çok güzel, çok tatlı durmuş. Hatta diyorum, motor şu an benden ünlü arkadaşlar. Neydi oynadı bu? Çakal'da. Hangi şarkısında oynadı? Son şarkısındaki klipte oynadı. Söyleyebilir misin şuraya bir şey koyalım? Gustoso mu? Evet. Bu arada Çakal'ın bütün şarkısını sevmiyordum. Bir tek o şarkıyı sevmedim ben. O böyle ama, ho 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 diye gidiyor ya. Ama güzel bir şarkı. Oğlum buradan şimdi ben ne yapayım? Kamera karşısında açıldık, tamam neyse. O konuyu kapat. Her yerden linç yiyeceğim. Çakal takipçilerden linç yiyeceğim. Aybüke'den yedik en son. Oralara girmeyelim. Şimdi TikTok habere çıkar falan. Gerek yok. Bak buralar çok güzel oldu. Eyvallah ama buradaki kaplamalar birazcık sanki böyle bir bunlar olmamış. Bunlar yurt dışından geldi. Normalde bunların kaplaması yok. Piyasa motoru değil bildiğin gibi. Yurt dışından geldi de. Bunu kaplarken sen biz kapladık. Kaplayamamışsınız. Gayet düzgündü. Sonra arkadaşım buna bir tazikli bir vurdu. Oradan gitti. Anladım. Değiştireceğim. Dur. Yeniden yaptıracağım. Tamam, oraya yapılacak arkadaşlar. Sen oraya niye kötülüyorsun motorumu ya? Motorun kötülemiyor. Şimdi eksileriyle artılarıyla anlatmamız gerekiyor. Bunu alma sebebin A2 haricinde bir şey olması lazım. Piyasada yok. Piyasada yok yani. Sahibinden de 5 tane ilan vardı. Doğru. Kimse de olmadığı için dikkatimi çekti. Peki sevdiğin yönü ne motorunu? Kalkışını hissettin mi? Çok güzel kalkıyor. Çok torklu. Bir daha deneyeceğim. Bunun kalkışını hiçbir R25'te göremezsin yalnız. Yalnız bu motorun rakibi R25 değil. İşte. 500'lük motor yok ki başka. Şaka yapıyorsun. At bakayım. Buradan da linç yemeyin, bir bakacağım. Güzel kalkıyor da durmuyor gibi. Şaka. Gerçekten hakikaten güzel kalkıyor ya. Şaka bir tarafa, gerçekten kalkışı keyifli bir alet. Burada bir düşüşümüz var mı sanki ufak bir? Oraya girmeyeyim. Oralara çok girmeyeyim yani. Şimdi bende bir de şey var, hani alıp da satıyoruz ya motosikletleri, o gözle de bakıyorum. Ama gerçekten motorun gidişinde bir sıkıntın yok. Hani o konularda hakkını yemem. Selesini sevmedim, ben de sevmedim. Selesini hiç sevmiyorum. Aynalarını sevmiyorum. Aynayı zaten onları kastediyorum. Ağırlığı bence. Bana göre. Dengesi mi geliyor sana? Ya dengeli aslında ama ne bileyim. Yo, bir küçüklüğü var. Ben dengesi bir rahatsız hissetmedim. Yani yudunu falan sen şey. Sen erkeksin, ben kızım falan. Ya belki o tarz, ama mesela o konuda şey, eski motorla kıyaslıyorsun. R25'le kıyaslıyorsun. R25, tam buna çok daha konforlu o. Ama hani şey, dengede bir sıkıntı hafif hissetmedim. Benim de kastettiğim şeyler onlar işte ileride. Yani kozmetik açıdan dediğim şeyler şunlar. Mesela aynı düzgün bir şey değiştir. Veya bak buradaki kaplaman biraz kaba. Bunu kendin taktın değil mi burayı? Hı. İşte bunlar, anladın, yoksa olmayan şey değil. Olmayan şeyleri ben yapmaya çalıştığım için öyle oldu. Evet ama onun dışında... Yapmaya çalışmış gerçekten arkadaşlar. Hani bir yaklaşabilirsin ya. Yapmaya çalışılmış. Lan bu da bir başarı. Kapat. Tamam, şimdi ben buradan linç yiyeceğim. O yüzden çok detaya girmiyorum. Başka motorunla alakalı anlatmak istediğim bir şey var mı İlayda? Alın. Alın. Nereden alın. Alacağız? 3 tane 5 tane var zaten, alamayız. Yok, ben aldıktan sonra 10 kişi falan almış yani. Etiketliyorlar beni. Abla senin sayende CBR 500 aldık diye. Önce bence oldum alın diyorsun bu konuda. Tabii. Honda sponsorluk yapsın senin reklamına mesela. Keşke sevgili bence. Honda etkileri yani görüyorsunuz bak. Bak MSX vardı. Kimse de yokken MSX'i yaptık. Sırada bunda. Bundan bu da, sonra. Bu da bu videodan sonra patlarsa sponsorluk hakkı bence. Bence ben de. Ben istemiyorum ona. Bence de. Bu işler böyle yürüyor arkadaşlar. Kesinlikle. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım, taş mı yiyelim, ne yapalım yani, bu işler böyle. Kesinlikle. Başka motorla alakalı söylemek istediğim bir şey var mı? Onun dışında dediğim gibi şu dörtlüler benim için olmazsa olmaz. İlk evet, defa dörtlüsü bir olan bir motorum oldu bu arada. Var da hani şey tabii. MT25'te yok, R25'te yok. Doğru. MSX'de yok. Hatta bazen sonradan taktırılıyorlar falan. Sonradan da orijinalinde yoksa yoktur benim için yani. Doğru. O yüzden bunda olması benim için ayarlanan bir maleti var. Şey. Bunu ayarladın mı kendine göre? Evet. Güzel. O yüzden zaten hoşuma gidiyor. Şimdi bu denge topuzu da kozmetik bir şey diyebiliriz ama aynı zamanda da önemli bir şey. Sen burada evet, elcik kısma taktığı için elcikleri değiştirmişsin. Evet, ondan çıkardım. Bir fark var. Vardı. Orada var, burada yok mesela. Hani bunlar önemli. Çıkardım. O yüzden evet, diyorum. Bu arada arkadaşlar ben gerçekten İlayda'ya takıldım. Yani hani şey, aramızda espri yaptık, eğlendik vesaire falan filan. Linç demeyin sakın. Yoksa aslanlar gibi de sürüyor. 12 yıldır da motosiklet tecrübesi var. Yavaş yavaş hepsini denemiş, tecrübe etmiş ama biraz da karanlık bir geçmişi var. Haberlere çıkmış 6 defa magandalıktan. İşte tek teker yapmak desem var, makasa girmek desem var, ehliyetsiz motor sürmek desem var. Kötü örnek olarak gösteriyorum bu arada size. Kesinlikle şey yapmayın yani. Hani örnek almayın. Eskiden akıllandım ama. Ama şimdi öyle değil bak. 2 sene orada, oldu. Heh, orada 2 senedir haberimiz yok. Maganda haberimiz yok. Hiçbir şeyim yok. Egzozum bile orijinal yani. Aslında. Gel onu da çek. Bak herhangi bir akro falan yok. Hiçbir şey yok. Hepsi orijinal. Öyle bir akıllandım ki egzoz bile değişmedim. Artık magandalık yok. O zaman ufak ufak kapanışa geçiyorum arkadaşlar. Ama kapanıştan önce benim klasik bir kapanışım var, biliyor musun? Aa. Tamam, onu gösterip. Telefonun yanında mı? Evet. Onu bir alabilir miyim? Bu yaşlı amca var ya, telefonunu çıkar diye. YouTube açabilir miyiz? Evet. Ben alayım onu lütfen. Sen burada kal. Arkadaşlar, konuk ettik. Ondan sonra TikTok'tan zaten arkadaşım diyorum. Biliyorsunuz.
Bu durum ne ya? Allah'ını seversen bu kanal nasıl büyüyecek, nasıl gelişecek, nasıl bir yerlere gelecek? Şu an gitti. Abone ola bastım. Daha ben, aha bak ben yeni abone oldum. Sonra benim motorumu gömme. Ben daha fazla böyle şeyleri katlamam. Motoru da alıyorum. Çekilir misiniz lütfen? Kanala artık abone olursunuz. Yeni sahibine hayırlı olsun. Olsun. Hadi görüşürüz. Vazgeçtim arkadaşlar. Şimdi bu kız maganda malum. Bize de şey yapmasın. Artık abonelikten çıkmasın diye düşünüyorum. Yok hayır çıkmayacağım. Arada geldiğinde videoyu kontrol edeceğim arkadaşlar. Yani videoları beğenmiş mi, yorum atmış mı? İlayda da bu videonun altına bir yorum atarsa sabitlerim. Tamam. Bir de yolda görürlerse selam versinler diyor. Aynen. TikTok hesabını bıraktık İlayda'nın. Söyle. İlayda QSL. Ne? İlayda QSL. İlayda QSL TikTok. Instagram'da aynı mı? Hepsi aynı. Hepsi aynı. İlayda QSL. Onu da beni de takip edin. Bu arada arkadaşlar İlayda ile bir bölüm daha çekeceğim. Beğenirseniz birkaç tane daha bölüm belki çekeriz. Hadi kapatalım İlayda. Kapatalım. Gitmek istemiyorum ama ya. Ben gideceğim. Hadi bakalım. Tekeriniz düz bas.